Herkese selam. Ben Güven Hocanız. 9. sınıf bölünebilme kurallarını inceleyeceğiz bugün. E, hazırsanız başlayalım. Tam sayılarda bölünebilme kuralları. A, B, C, K birer doğal sayı ve B sıfır olmamak üzere A'nın B'ye bölünmesiyle elde edilen bölümce kalan da K. Bu durumu nasıl ifade ediyoruz? Bakalım. A bölü B bölümümüz C ve kalanımız da K. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birinci önemli nokta B'nin sıfır olmaması gerektiği B sıfır olmayacak. Çünkü B 0 olursa o zaman ben A sayısını sıfıra bölmüş olurum ki bu tanımsızdır. Bir sayı sıfıra bölemiyoruz. K'nın da burada kalanımızın da mutlaka B'den küçük olması gerekiyor. Bölme işleminin tam olarak bitmiş olması için. Eğer K'yı B'den daha büyük bulduysanız bölmenin devam ettiği anlamına geliyor. O yüzden K mutlaka B'den küçük olmalı. K küçük olmalı B'den. Evet şimdi böyle bir eşitlikten ortaya çıkan şey ne olur? Yani az önce biz ne yaptık? Böldüğümüz sayıyı tekrar hatırlayalım. A'yı B'ye böldük. Kalanımızı K ile ifade ettik ve bölüme de C dedik. Şimdi burada biz tekrar A'yı elde etmeye çalışırsak buradaki A'yı elde etmenin yolu B ve C'yi çarpmak sonra da buna K'yı eklemek olacaktır. Yani A eşittir B çarpı C artı K diye ifade ediyoruz. Buna dikkat edelim. k değerini tekrar söyleyelim. Sıfırda eşit olabilir çünkü o zaman tam bölünmüş olur. E b'den de mutlaka küçük olmak zorunda. Eğer k k sıfırsa a sayısı b sayısına kalansız bölünmüştür deriz. Eğer k c'den küçükse yani buradaki k c sayısından küçükse o zaman biz burada bölenle bölümü yer değiştirdiğimizde kalanın değişmediğini görebiliriz. Yani bölenle bölüm burada yer değiştirir. Biliyor. Buna da dikkat edelim. Yani ne olur o zaman? Ona da bakalım. O zaman A bölü C bakın burada da B olur ve kalanımız yine K olmak zorunda. Çünkü burada bunların ikisinin yeri değişebilir. E çarpmada biliyorsunuz değişme özelliği mevcuttu. Yalnız bunu yapabilmemiz için K'nın C'den de küçük olması gerekiyor. Zaten B'den küçük olması gerektiğini söylemiştik. C'den de küçük olması gerekiyor. Evet. Bir örneğimiz var. Bakalım. X doğal sayısının 9'la bölümünden elde edilen bölüm bölümümüz 7 kalanımız 5 olduğuna göre x kaçtır? Tekrar söyleyelim 9 ile bölümünden sayı. Şimdi bakalım x sayısını hemen 9 ile bölüyorum. Bölümüm 7 kalanım ise 5. Az önceki kural gereği x'i neye eşitliyordum ben hatırlayın x eşittir. Şu iki sayıyı çarpacağız 9 çarpı 7 ve kalanı da ekleyeceğiz. x sayısı buradan 63 artı 5 yani 68 olur. Evet. Şimdi bölünebilme kurallarının ilki olan 2 ile bölünebilme ile başlayalım. 2 ile bölünebilme. Şimdi bir sayının 2'ye bölünebilmesi için birler basamağındaki rakamın mutlaka çift sayı olması gerekiyor. Eğer çift olursa bu sayı 2 ile tam olarak bölünebilir. 2 ile bölümünden kalan sorulduğunda ise o sayının birler basamağındaki rakamın 2 ile bölümünden kalanı eşittir. Yani bunu kırıp, e, kısaca şöyle söyleyebiliriz. Eğer sayımız tek sayı ise sayı tek sayı ise kalanımız her zaman 2 ile bölümünden kalan her zaman 1'dir. Eğer çift sayı ise kalan 0 olacak. Buna dikkat edelim. 2 ile bölünme kuralı bu kadar basit. Tek sayı ise kalanımız 1, çift sayı ise kalan 0 yani tam bölünüyor demektir. 5 basamaklı rakamları farklı. Böyle bir doğal sayımız var. Bunun 2 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre A artı B'nin alabileceği en küçük değerin kaç olduğunu bulalım. Şimdi bu sayının 2 ile bölümünden kalan 1 ise kalanın 1 olması için sayının tek sayı olması gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla bizim bu sayımız 3 A 7 1 B sayısı bir tek sayı olmak zorunda. Tek sayı olup da A artı B'nin de ben en küçük değerini arıyorum. O zaman buraya verebileceğim sayı 1'dir. Tek sayı olması şartıyla. A'ya ne verebilirim? rakamları farklı dediği için bakın buraya 1 veremiyorum. Abi bu arada bakın B'ye de 1 veremeyeceğim çünkü burada da 1 var. O zaman 1 3 5 7 9 sayılarından şimdi rakamları farklı dediği için o zaman ne yapıyoruz? Hemen şu 1'i eliyoruz. O zaman 1'in dışındaki en küçük sayı 3. Peki buraya 3 verebiliyor muyum? Veremiyorum. Çünkü orada da rakamlar farklı değil. O zaman bu da gitti. Verebileceğim sayı bakın 5 oldu. Şimdi buraya 5'i verdim. Buraya 5'i verdim. A'ya peki en küçük ne verebiliyorum? A ile ilgili herhangi bir kısıtlama var mı? Yok. O zaman ben A'ya 0 sayısını verebilirim. Böylece benim sayım 3, 0, 7, 1 ve 5 olmuş olur. Evet 2 ile bölümünden 1 kalanını verdi tek sayı olduğu için. Ve A artı B mümkün olan en küçük sayıyı da almış oldu. O zaman A artı B'ye ne diyoruz? A ve B'nin toplamı 0 artı 5'ten cevabımız 5 olur. 3 ile bölünebilme kuralına gelince şimdi rakamlar toplamına bakacağız burada. Eğer rakamlar toplamı, bir sayının rakamlarını toplamı 3 ve 3'ün katı olursa 3 ve 3'ün katı olursa zaten 3 ile 3'ün katı olmuş oluyor. Yani genelde ağız alışkanlığı 3 ve 3'ün katıysa bu sayı 3 ile bölünebilir deriz. Ee, 3 ile bölümünden kalanı sorarsa eğer o rakamlar toplamını 3'e böleriz ve oradan elde ettiğimiz kalan e, o sayının 3 ile bölümünden kalanına Eşittir diyoruz. Hemen bunu bir örnekle görelim. Bakın şimdi böyle bir sayımız var. Bu sayının e, 3 ile tam bölünebildiğini bize söylemişler. O zaman 3 ile tam bölünebiliyorsa bu sayı. Demek ki 2, 4, A, 5, B sayısı rakamlarını topladığım zaman yani 2 artı 4 artı A artı 5 artı B bunların hepsinin toplamı 3'ün bir katı olmak zorundadır. 3'ün bir katı olacak. Zaten buradaki 2, 4, 5 bunları topladığımda 9, 11 yapıyor. 11 artı A artı B 3'ün bir katı olmalı. Şimdi benden istenen A çarpı B'nin en büyük olduğu. Ben de o zaman A ve B'ye mümkün olduğunca çok büyük değerler vermeye çalışayım. Şimdi 3'ün katı olacak. Olabildiğince de büyük değerler vermem gerekiyor. Ne vereyim diye bakıyorum. Şimdi zaten bu ikisinin en fazla toplamda alabileceği değer 18'dir. Hani 9 9 versen bile 18'dir. Fakat 18 ile 11'i topladığımda 29 yapar ve 3'ün katı olmaz. O zaman 29 3'ün katına yaklaştırdığımda 27 yapmam gerekiyor. O zaman ben burada A artı B'ye toplamda bakın A B'ye toplamda 16 verirsem toplam 27 olur ve 3'ün katı olur. Peki iki sayının toplamı 16 ise bunların çarpımının en büyük olabilmesi için yani ben A artı B'nin 16 olduğunu buldum. Şimdi bunların çarpımının en büyük olabilmesi için sayıları mümkün olduğunca birbirine yakın almalıyım. Rakamlarının farklılığıyla ilgili bir şey söylenmediği için ben burada olabildiğince yakın yani eşit olan sayıları seçerim. 8 ve 8'i alırsam A çarpı B'nin de değerini buradan 64 olarak bulurum. 4 ile bölünebilmeye gelince şimdi bir doğal sayının bu sefer son iki basamağına bakıyoruz. Son iki basamağı eğer 4'e bölünen bir sayıysa o zaman o sayı da dörde bölünür diyoruz. Diyelim ki son iki basamağına baktık. Dörde bölünen bir sayı değil. O zaman o iki basamağı dörde bölüyorum. Oradan kalan kalan benim sayımın dörtte bölümünden kalandır. Yani şöyle düşünün. Herhangi bir sayı alalım. İşte ABCD sayısı düşünün şu şekilde. Ben buradaki C ve D'ye bakacağım. Eğer bu C, D sayısı, bu iki basamaklı sayı, eğer 4'ün bir katıysa o zaman benim A, B, C, D sayım 4'e tam bölünür diyorum. Eğer değilse yani CD 4'ün bir katı değilse CD eğer 4'ün bir katı değilse o zaman bu CD sayısını alıyorum. 4'e bölüyorum. Buradan gelen kalan benim cevabım olmuş oluyor. Yani buradaki kalan ABCD sayısının da 4'e bölümünden kalan olmuş olur. Yani ABCD'yi ben gerçekten 4'e bölürsem buradaki kalan buradaki kalana eşit olmak zorundadır. 5 ile bölünebilme kuralı. Evet bu da yine rahat bir kural. Yani birler basamağına bakacağız. 0 ya da 5 ise o zaman o sayı 5 ile bölünebilir diyoruz. Peki değilse 0 ya da 5 değilse işte o zaman o sayıyı 5'e bölüyoruz. Yani o birler basamağını 5'e bölüyoruz. Oradaki kalan bizim kalanımız olmuş olacak. Yani Diyelim ki 247 sayısı. Şimdi 247 sayısını 5'e bölmeyeceğiz. Ne yapacağız? O zaman 7 sayısını alacağız. 7'yi 5'e böleceğiz. 7 bölü 5. 7'de 5 bir kere. 5 ve 2. İşte bu kalan 247'nin de 5'e bölümünden kalandır. Yani sadece birler basamağına odaklanarak buradan rahatlıkla çıkabiliriz. O zaman bakın. Şöyle düşünelim. E, A, B, C, D gibi bir sayıda e, D'ye bakacağız. Son basamağı birler basamağımıza bakıyoruz. Eğer D 1 ise 5 ile bölümünden kalan 1'dir. 2 İki ise 2'dir. 3 Üç ise 3'tür. 4 dört ise 4'tür. 5 ise bakın kalan 0'dır. Dikkat edin. Devam ediyorum buraya. 6 ise kalan tekrar 1'dir. Çünkü 6'yı 5'e böldüğünüzde 1 kalır. 7 ise 2'dir. 8 ise 3'tür. 9 ise yine 4 olacaktır. Zaten burası 10 olmuyor biliyorsunuz. Bunlar rakam. Tekrar sıfıra dönüyoruz. E sıfırsa zaten e, onu da şuraya bir yere tekrar ilave edelim. Sıfırsa zaten kalanımız sıfır oluyordu. E, o zaman şöyle diyoruz. Bakın birler basamağım sıfırsa kalanım sıfır. Birler basamağım 5 ise kalanım yine sıfır. Onun dışında 1'se 1 1, 2 ise 2, 3 3, 4 ise 4. E, 6, 7, 8, 9'a da dikkat edin. Orada da tekrar 1, 2, 3, 4 diye örüntü devam ediyor. Şimdi bakalım M doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Bana bu sayının 5 ile bölümünden kalanı soruyor. Şimdi bu tarz sorularda e, sayı belirtilmediği zaman biz olabildiğince e, küçük bir sayıyı tercih edebiliriz. Yani şöyle düşünün, bir M sayısı var. Bu sayıyı 5'e bölmüşler, e, kalanı 3 olmuş. Yani biz buraya 1 e, diyebiliriz. Hani 1 kere 5-5, 3 de 8 olur ama 8'in küpüyle burada uğraşmak yerine ben buraya 1 yerine 0'ı dahi alabilirim. Çünkü 0 ile 5'i çarptığımda 0 artı 3, 3. Yani ben burada m sayısına 3 demiş olabilirim. Gerçekten de 3 sayısını 5'e böldüğünüzde 5'e bölümüne kalan yine 3'tür. O zaman m'yi 3 olarak kabul edip buradaki ifadeyi de yerine koyarım. Yani m küp diyor o zaman 3'ün kübü artı 2 çarpı 3. Unutmayın burada tekrar hatırlatalım. m'ye 3 yazıyoruz. Evet artı 1 27 artı 6 artı 1 topluyorum 33 34 Evet bu sayıyı şimdi 5'e bölüyorum 6 defa 30 ve 4 bakın 4 kalanı verdi zaten şuradan da anlıyorduk hatırlayın eğer birler basamağı 4 ise buradan kalan yine kendisi oluyordu cevabımız 4 olur Yani burada m'ye 1 verip sayıyı çok büyütürseniz buradaki sayıya ulaşmakta biraz sıkıntı çekersiniz e, olabildiğince küçük sayıları seçebilirsiniz. Unutmayın burada bölüme sıfır verebilirsiniz. E, i̇şlemlerinizi daha rahat yapmak adına. 8 bölünebilme kuralı. Şimdi bu sefer bir doğal sayının son 3 basamağına bakacağız gençler. Son 3 basamağı. E, eğer son 3 basamak 8'e bölünüyorsa o zaman o sayımız da 8'e bölünüyor diyoruz. Peki 8'e bölünmüyorsa 8'in tam kası değilse o zaman ne yapacağız? İşte o 3 basamaklı sayıyı yani son 3 basamağı yani diyelim ki A, B, C, D, e diye bir sayımız var. Buradaki C, D, e, 3 basamaklı sayısına bakacağız. C, D, e, 3 basamaklı sayısını 8'e böleceğiz. Bölüm fark önemli değil bizim için. Bizim için kalan önemli. Buradaki kalan ne ise bizim A, B, C, D, E sayısının da 8'e bölümünden kalan o kalandır diyeceğiz. Yani bu kalan bu kalan olmuş oluyor. O zaman biz sonuç basamağa odaklanacağız. Buna dikkat edelim. Şimdi bununla ilgili bir soru çözelim. 4 basamaklı böyle bir sayımız var. Bunun 8 ile bölündüğünü söylüyor bize. 8'e bölünüyorsa A'nın alabileceği değerleri bulalım demiş. Yine bakın 4'e bölünebilme kuralında da bahsetmiştik. 0 0 vermiştik orada hatırlayın. Burada da son 3 basamak 3 tane 0 olduğunda da 8'in tam bir katı olur. Şimdi bakalım sayımızı şuraya bir alalım. Evet. Burada odak odaklanacağımız yer burası. Son 3 basamak. Şimdi 500 e, civarında bir sayı 8'in katı ne olur diye düşünüyoruz. Hemen bunun katlarını aldığınızda ilk sayıyı zaten bulursanız oradan sonrası biraz daha rahat oluyor. Şimdi 512. Tabi biraz sayılarla da hızlı işlem yapabilmeniz gerekiyor buralarda. Yani olabildiğince 8'in katını 500'ler civarında aramanız gerekiyor. Yani eğer o şekilde hemen ulaşamazsanız e, mesela 8'in 500'e en yakın katı. yani Mesela 480 60 ile 8'i çarptığınızda 480. Sonra buradan 8 e ekleyerek 488. Bir 8 daha ekleyerek 496. Mesela bir 8 daha ekleyerek ne oldu? 504. Ve bir 8 daha ekleyerek bakın 512'yi buluyorum. O zaman benim buraya yazabileceğim en küçük sayı 1. 1512. Daha sonra ne gelebilir? Şimdi bundan sonra. Bakın burası 2 olduğu için. Yani burası aslında 12. 512. E 8'in katlarını ekleye ekleye gitmem lazım. Peki ne zaman örüntüye dönüşüyor bu? Hemen bakalım. Şimdi bakın şuradan 0 0 0 ile başlıyorum. 0 0 8 0 16 0 24 0 32 0 40 0 48 bakın 0 56 bir tane daha yazayım 0 64 Örüntüyü gördünüz mü? Bakın 0, 8, 6, 4, 2. 0, 8, 6, 4. Bir tane daha yazsam 2 gelecekti. O zaman örüntüyü şuradan yakalıyorum. Yani ben bir sayıyı bulduğumda tekrar aynı sayıyı elde etmek için üzerine ne kadar gitmem gerekiyor? 40 eklemem gerekiyor. Bakın çünkü burada 0 elde ettim. Sonra tekrar aynı 0 elde etmek için 40 ekliyorum. O zaman burada da 40 eklemek demek. Yani burayı işte 40 eklediğinizde yani 12 olduğunda bir 40 daha ekleyin 52 bir 40 daha ekleyin 92 dolayısıyla ben burada A'nın yerine 1 5 9 yazabiliyorum tabi soruyu yine bir incelemek lazım rakamları farklı falan diyor mu öyle bir şey de demiyor eğer deseydi 1'i alamazdım burada 1 var 5'i de alamazdım burada 5 var sadece 9 olurdu acele etmeden rakamlarının farklı olup olmadığını da mutlaka incelememiz gerekiyor. 9'la bölünebilme kuralı. Burada da Sayının rakamlarını toplayacağız. 3'e çok benziyor bu. 3'teki olaya çok benziyor. Rakamları toplayacağız. 9'un katıysa 9'a bölündüğünü söyleyeceğiz. Eğer 9'un katı değilse o zaman o rakamlar toplamını 9'a böleceğim. Oradaki kalana odaklanıyorum. Yani diyelim ki A, B, C, D diye bir sayım var. Ben buradaki A artı B artı C artı D'yi bulacağım. Bunun sonucu diyelim ki ne olsun? Büyük A diye bir sayı olsun ve bu a'yı büyük a'yı 9'a bölüyorum. Buradaki kalana bakıyorum. Cevabım bu olacak. Yani gerçekten de bu sayıyı 9'a böldüğümde kalan bu olmuş olacak. Hemen bir örnekle görelim. 39 basamaklı böyle bir sayı var. Bu sayının 9'la bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Şimdi 9'la bölünebilmedeki kuralı söyledik. Rakamları toplamamız gerekiyor. Şimdi buradaki rakamları toplamanın şöyle bir kolay yolunu arayalım. E bakın 136, 136 diye böyle gidiyor. Hep üçlü üçlü gruplanmış. E 39 39 tane de basamak var. E 39 basamağı böyle üçerli üçerli grupladığınız zaman e bu 136 tarzı sayılardan yan yana tam 13 tane koymuş oluyorum. 13 tane 136 var burada. E dolayısıyla bu bir tane 136'nın rakamlar toplamı 6, 3 ve 1'i topladığımda 9, 10 yapıyor. O zaman, o zaman 13 tane 10'u çarptığımda 13 ile 10'u çarptığımda 130. Bakın bu 130 nedir? Şuradaki rakamların hepsinin toplamıdır. Nasıl ulaştık? Bakın bir tane 136'nın rakamlarını bulduk. 10, 9, 10 yapıyor. E bunlardan kaç tane var dedik? Tam olarak 13 tane var. Nereden bulduk 13 taneyi? 39 basamak olduğu için her birini üçlü üçlü gruplayınca 13 tane oldu. İşte 130 oldu. Bakın buradaki bütün rakamlar toplamı 130. O zaman ben 130'u 9'a bölüyorum. 1, 9, 4, 0, 4, 36 ve 4. İşte benim cevabım 4. Yani buradaki bu sayıyı 9'a böldüğümde üşenmeyip bölersem kalanı 4 olarak buluyorum. 10 ile bölünebilmeye gelince. Şimdi 10 ile bölünme Sadece birler basamağı 0 ise bu sayı 10 ile bölünebilir. Eğer değilse bölünmüyor. Tam olarak bölünmüyor. Peki 0 dışında bir şey olduğu zaman ne olacak? İşte o birler basamağı cevap olmuş olacak. Yani sayı diyelim ki 723. Bu sayının 10'a bölümünden kalan nedir derse cevabımız 3. Birler basamağındaki rakamdır. Diyelim ki 476. Bunun 10'a bölümünden kalan nedir? Hemen buradaki birler basamağını söyleyeceğiz. 6'dır diyoruz. 9 ile bölünebilen 3 basamaklı ABC sayısının 10 ile bölümünden kalan 6 olduğuna göre A artı B'nin değeri en büyük olduğunda B'nin değeri en az kaçtır? Böyle bir sorumuz var. Şimdi bakalım hemen inceleyelim soruyu. Bir kere 10 ile bölümünden 6 kalıyorsa gençler o zaman birler basamağına bakıyorum. 10 ile bölümünden 6 kalıyorsa benim C dediğim sayı 6'dır. Yani sayı A, B 6 şekline dönüşmüş oluyor. Şimdi 10 ile bölünme olayını hallettik. Şimdi ise 9 ile bölümünden bakalım. 9 ile de bölünebildiğini söylüyor. Bakın 9 ile tam bölünüyor. O zaman burada rakamlar toplamını 9 ve 9'un katı yapacağım. Yani A artı B artı 6'yı 9'un bir katı yapmalıyım. 9 ve 9'un katı olması lazım. Şimdi ben burada A artı B'ye ne verirsem buradaki ifade 9'un katı olur. Ve bu arada A artı B de olabildiğince büyük olacak. En büyük değerini bulmaya çalışacağım. Şimdi deneyelim buradaki sayılarımızı. 9'un katı 1 katını alıyorum. 9. 9 olması için buraya 3 vermem lazım. Yeterince büyük değil. E 9'un yani K'ya 1 verdiğimde olmadı. K'ya 2 veriyorum. Burası 18 yapıyor. 18 olması için bu sefer buraya 12 veriyorum. 12 verebilir miyim? 2 tane sayının rakamın toplamı 12 yapabilir. 3'e bakıyorum. K'ya 3 versem 27. E burayı 27 yapabilmem için A artı B'nin 20 kaç olması gerekiyor? 27'den 6'yı çıkınca ee, 1. Peki iki tane rakamın toplamı 21 olabilir mi? Olamaz. O zaman bundan sonra gelecek sayılara hiç ilgilenmiyorum bile. E, şu an A artı B'ye benim verebileceğim en büyük değer 12. Peki A artı B 12 olduğunda B'nin en az olmasını istiyoruz bu sefer. Hemen şuraya tekrar gelelim. Bakın A artı B'nin 12 olmasını istiyorum. B'yi olabildiğince küçük seçeceğim. A'yı da olabildiğince büyük seçmeliyim. Şimdi bakalım. Ne verebilirim rakamların farklılığıyla ilgili de bir şey söylenmemiş. O zaman ben burada A'yı olabildiğince büyük seçeyim ki A bu sefer 9 olur. 9'dan daha büyük sayı yazamayacağım için rakam. B de 3 oluyor. B'nin değeri en az kaçtır? Cevabım 3 olur. 11 ile bölünebilme kuralı. Şimdi burada da şuna bakıyoruz. Bize bir sayı verildiğinde biz bu sayıyı rakamlarını, bu sayının rakamlarını sağdan başlayarak sırayla artı, eksi, artı, eksi diye işaretliyoruz. Sonra bu işaretlemelerden sonra işte artı ile işaretlediklerimi kendi arasında topluyorum. Eksi ile işaretlediklerimi de kendi arasında topluyorum. Artı, eksi bunları bir şekilde çıkarıyorum. Elimde kalan sayıya bakıyorum. Bu sayı eğer 11'in katıysa o zaman o sayı 11 ile bölünebilir diyorum. Peki 11'in katı değilse o zaman onu 11'e bölüyorum. O bulduğum sayıyı 11'e bölüyorum. Oradan kalan benim cevabım olmuş oluyor. Yani ne diyoruz? 5 basamaklı bir sayı varsa hemen biz bunu en sağdan başlayarak artı, eksi, artı, eksi ve artı diye grupluyoruz. Ortaya çıkan sonuç ne oluyor? Bakın a artıları kendi arasında toplarsam a, c, e sayısı a artı c artı e sayısından çıkartacağım neyi? b ve d'yi çıkartmam gerekiyor. Yani B ile D'nin toplamını çıkartmam gerekiyor. Çünkü bu ikisi de eksi. İşte buradan çıkan sonuca bakacağım gençler. Bakın oradaki olay şu. Bu. Eğer burası 11'in katıysa bu sayı 11 ile tam bölünebilir diyoruz. Hemen bununla ilgili bir örnek yapalım. Evet. Böyle bir sayımız var. Bunun 11 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre A yerine kaç rakam yazılabilir? Sayıyı hemen en sağdan başlayarak işaretlemeye başlayalım. Artı, eksi, artı, eksi, artı eksi. Hemen artıları kendi arasında toplayalım. Bakın 2 var. 4 var. A var. 2 artı 4 artı A bu sayıdan çıkaracağız. Neleri? Diğer eksileri 1, 3, 5. 1 artı 3 artı 5. Bunun 11'in bir katı olması gerekiyor. Şimdi bakalım buna. 6 artı A oldu burası. Eksi burası da 8, 9. Şimdi buradan çıkarttığımda ne oluyor bakın. A eksi 3. Şimdi A eksi 3'ün 11'in katı olması için benim A'ya ne yazmam gerekiyor? Mesela K'ya 1 verirsem. bakın K'ya 1 verdiğimde burası 11 olur. O zaman A'ya 14 vermem gerekir ki böyle bir şey mümkün değil. E K'ya 2 verirsem bu gittikçe büyüyecektir. K tam sayı olduğu için K'ya ben eksi 1 de verebilirim. Eksi 1 verdiğimde ne olur? Bakın eksi 1 veriyorum. Eksi 11 Eksi 3 de bu tarafa geldi. Eksi 8 oldu ki eksi 8 diye bir rakam da olmaz. O zaman k'nın burada alabileceği tek değer kaldı. O da 0'dır. k'ya 0'ı verdiğimde gençler a eksi 3 eşittir 0. a'yı da buradan 3 olarak buluyoruz. Evet a yerine kaç rakam yazıldı? a yerine tek bir rakam yazabildim. Çünkü başka bunlardan e, buradan bakın 1, 2, 3, 4 verdiğim zaman büyük sayılar geldi ki rakam olamıyor. E, sıfırın Sıfırdan daha küçük sayılar verdiğimde eksi sayılar geldi ki rakamlar eksi olamıyor. O zaman tek bir seçeneğim kaldı. O da k'yı sıfır vererek bulmak. O yüzden e, cevabımız a3'tür. Peki buraya kaç sayı yazılabilir? Bir sayı yazılabilir diyoruz. Evet böylece bölünebilme kurallarının e, birinci bölümünü bitirmiş olduk. İkinci bölümde aralarında asal olan sayıların bölümüyle ilgili Çalışmalar yapacağız ve daha fazla soru çözümü olacak. E, o yüzden ikinci videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.